Evet sağlık zamanı TV8.5 ekranlarında canlı yayınla devam ediyor. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ömer Avlanmış hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza sık hocam. sık hoş ziyaret eden bir hocamız. Teşekkürler. Sağ olun. Çok, Çok güzel bir program. Çok memnunum. Ee, devam ben edeceğiz. Biz de, mem de memnunuz. <laughs> Teşekkürler. Evet. Obezitenin ameliyatsız tedavilerini konuşacağız bugün. Evet. Ee, i̇zleyicilerimize de başından hatırlatmış olalım. Eğer Ömer Bey'e sorularınız varsa obezite ilgili ekranlarınızdaki sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı gönderebilirsiniz efendim. Başlayalım o zaman. Ome e, obezitenin ameliyatsız tedavileri nelerdir? Evet, e, obezite bildiğimiz gibi e, daha önce de bahsettiğimiz bir hastalık. E, bunun çeşitli tedavi yöntemleri var. Bugün daha çok ameliyatsız tedaviler ve mide balonu üzerine konuşacağız. Obezitenin e, gerekli uygun hastalarda tedavi yöntemleri birincisi diyet, e, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve doğru beslenme. E, i̇kincisi e, egzersiz. E, üçüncüsü Davranış değişiklikleri, dördüncüsü ilaçlar ve son yıllarda popüler olmaya başlayan diğer bir yöntem, cerrahi dışı bir yöntem mide balonu. Bugün daha çok mide balonu üzerinde konuşacağız. Evet, obezitenin sebeplerinden de dilerseniz biraz bahsedelim. Obezitenin sebepleri çok sayıda. Yani işte genetik faktörler bunda etkili... Beslenme düzenindeki e, bozukluklar bunda etkili. Cinsiyet etkili, e, hareketsizlik, e, davranış problemleri, psikolojik problemler, e, yeme e, aşırı İzaz. yeme isteği, yeme düzensizliği bunlar obezitenin e, sebeplerinden e, bazıları. Tabii beraberinde de birçok hastalığı getiriyor. Tabii şeker obezite zaten de. hiçbir zaman tek başına bulunmuyor. E, Beraberinde getirdiği çok önemli ölümcül e, kronik hastalıklar var. Tipiki diyabet hipertansiyon gibi. Bunlar, e, dünya şu anda bunlarla mücadele etmekte. E, bugün biz e, ameliyat yöntemlerini daha sonra ayrıntılı konuşacağız. Bugün ameliyat dışı yöntemlerden olan e, mide balonu konusunda e, bir takım açıklamalar da Geri dönüşümü olan güzel bir yöntem aslında mide balonu. Evet. Çünkü e, ameliyatsız... Mide balonunun en e, öncelikle mide balonu nedir onu bir e, bahsedeyim size. Mide balonu e, silikon bir materyal olan, e, içerisi sıvıyla doldurulan ve midenin içerisine ameliyatsız endoskopik olarak yerleştirilen bir e, şöyle bir ürün. E, bunun e, yapısı silikon, içerisinde de renkli bir sıvı oluyor ve midenin içerisinde bu 6 ay veya 1 yıl kalabiliyor. Ee, en önemli özelliği ameliyatsız, yani genel anestezi gerektirmeden, herhangi bir kesi uygulanmadan e, yapılır olması. Ee, sedasyon dediğimiz genel anestezinin bir alt e, aşaması olan daha az riskli endoskopi ünitesinde e, anestezi doktoru tarafından uygulanan bir yöntemle hasta uyutuluyor. Ee, daha sonra endoskopik olarak... E, şekilde görüldüğü gibi e, mide balonu sönmüş bir şekilde şu hastanın midesine endoskopla görülerek yerleştiriliyor. Daha sonra hastanın e, vücut kitle indeksine, obezitesinin derecesine göre bu mide balonu e, renkli bir sıvıyla şişiriliyor ve bu şişirildiği esnada da endoskopla görünüyor. Şimdi herkesin çok merak, merak ettiği şey hocam patlar mı acaba diye birçok ee, mide balonu patlamaya çok dayanıklı bir ürün aslında bu silikon materyaller. Literatürde tek tük e, delinen, hacmini kaybeden mide balonu vakaları var. E, bunu biz e, nasıl anlıyoruz? E, mide balonunun içerisine renkli bir sıvıyla bunun şişirmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla bu mide balonu eğer patlarsa veya delinirse bu sıvı e, hastanın idrarında bir renk değişikliği oluşturuyor. Ki fark edebilsin adını evet, aslında. Evet. Hasta idrarında bir renk değişikliği gördüğünde doktoruna başvuracak bu mide balonunun çıkarılması gerekiyor. Çok nadir olarak patlayan balon ince bağırsaklara geçebiliyor. Genellikle normal doğal yollardan atılıyor. Fakat çok çok nadir cerrahi gerekebiliyor. Patlama vakası 10 e, binde birden bile daha düşük. Yok değilim, e, Evet, Çok güvenli bir yöntem. Peki 6 ay ve 1 sene e, dediniz herhalde. Evet, şimdi e, Teknoloji geliştikçe işte bu mide balonu firmalarında argeleri çalıştığı için şimdi artık genellikle bir yıllık balonlar kullanıyoruz. En çok kullandığımız balonlar bunlar. Hastanın midesinde bir yıl kalabiliyor bu balon. En önemli özelliği de ayarlanabilir bir balon bu. Yani önceden mide balonunu hastanın midesine yerleştirdikten sonra yaklaşık 600-700 cc sıvıyla şişirmekteydik. Şimdi bu ayarlanabilir balonlarda e, daha düşük basınç e, volümle başlıyoruz. Çünkü e, Peki balon... hocam mesela ki, e, balonu şişirttik. 250 300 cc. Daha yani. sonra mesela kilo vermemiz durdu. Tekrar bunu siz, tabii evet. doktorun önerisiyle şişitme şansımız olabiliyor. Tabii mu? İkinci ki, bir müdahale e, olabiliyor. Yeni teknolojiyle oluş, üretilen balonlarda bu mümkün. Balonun şu şekilde bir şişirme aparatı var. Endoskopla hastanın midesine girdikten sonra bu aparatı ağzına kadar çekiyoruz hastanın. Buradan şişirmeyi sağladıktan sonra tekrar bunu midesine bırakıp yani en önemli bu 12 aylık balonların en önemli özelliği ayarlanabilir olması. Hastanın boyutunu. Evet, çünkü balondaki en önemli ya da en önemli dezavantaj şu diyeyim. Tolerasyon. İlk bir hafta gerçekten balon takılan hastalarda zorluklar yaşanabiliyor. Bu. Midenin e, genişliğiyle de alakalı. Evet. Tabii, değil mi? Evet. Şişirme oranı evet. birazcık. Yani ilk bu bir yabancı cisim sonuçta. Hastanın mide. bir hafta, bir de, hocam bir hafta şeydi. mide krampları, bulantı Kramp. kusmalar e, olabiliyor. Dolayısıyla düşük volümde başlanıp kademe kademe şişirilince bu tolerasyon e, problemleri hastalarda çok yaşanmıyor. Aslında e, ameliyatsız çok güzel bir yöntem ki yaptıran biri olarak biliyorsunuz hocam. Evet. Ee, yaptırmışsınız değil mi Serkan? Tabii tabii ben yaptırdım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ömer hocamın evet. da e, bu anlamda yaptığı işlemleri de biliyorum. E, belki haftaya bir şişirme işlemi yaparız hocam. <gülüyor> daha <gülüyor> biraz daha verdim. <laughs> 20 kilo verdim ben 7 ay boyunca. Evet. evet. Çok başarılı oldu Serkan Bey balon tedavisiyle. İşte bir 3-4 gün e, sabredecekler. İşte bazen ilk günlerde hani bir iki günde çıkartayım ben bunu falan diyen evet. de olabiliyor. Yaklaşık... Şu anda var yani. Tabii balon <laughs> şu an. Evet. Yaklaşık 3 gün sürüyor. Zaten siz de zaten yaşadınız. Evet. Ee, üçüncü günden sonra yavaş yavaş azalıyor. Ya çok gayet. güzel bir yöntem. Yani ameliyatsız. Güvenli bir yöntem. Güvenli ee, bir yöntem. Fakat en önemli dezavantajı kalıcı kilo verimi sağlamayabiliyor. Ee, neden? Neden? Çünkü bu balon bir yıl sonra çıkarılmak çıkarılması gerekir bu balonun hastanın bu bir yıl boyunca e, diyetinin e, davranış tedavilerinin yapılması gerekiyor. Yani hastaya balonu taktık, artık sen zayıflayacaksın. E, şunları ye iç değil. Bu ekipte mutlaka e, beslenme e, uzmanının, diyetisyenin, psikolog gerektiğinde psikiyatristin bu ekip içerisinde olması gerekiyor. Yani o bir aslında yılda, şey oluyor hocam yaşayan biri olarak. E, Yeme düzeniniz, kendinize de eğitim veriyorsunuz bu anlamda. Hani yani. eski alışkanlıklarınız yavaş yavaş gidiyor artık, az yeme öğreniyorsunuz gibi daha kontrollü oluyorsunuz. Evet. Kişi Kişideki şey de çok önemli. Ee, direnci de çok önemli. Evet, zaten mekanizması midede bir volüm oluşturması balonun. Dolayısıyla tokluk hissi oluşturması. Midenin içerisindeki volümün de gıdaların e, mideden ince bağırsağa geçiş süresi uzadığı için... E, Az bir gıdayla doyması Doğru. ve hormonal etkileri de olduğu söyleniyor yapılan araştırmalarda. Grelin dediğimiz bizim bu iştah merkezini uyaran mideden salgılanan hormonu da bir miktar düşürdüğü saptanmış mide balonunun. Dolayısıyla etkili, güvenli, tek dezavantajı kalıcı olmayabiliyor. Yüzde 30-35 hastada geri kilo alımı aynı şekilde olabilir. çıkardıktan sonra evet. tekrar taktırmak Evet. Tabii bir sıkıntı yok. Yok, e, yalnız e, iki ay falan bir ara vermek gerekiyor midenin en normal Ardoluz. yapısına kavuşabilmesi için. Ve, o süreçte de herhalde o bir yıllık alışkanlıklarından dediğiniz gibi evet. e, devamını getirmesi gerekiyor kişinin. Evet. En Sizin ne kadar oldu Serkan bu. Bey? Yedi ay oldu. Ee, bir iki ay daha dursun diyorum hocam. Evet. Bura, bırakmak da istemiyorum çünkü hani psikolojik olarak da çok etkiledi beni. 20 kiloya yakın verdi. Evet. Ee, acayip mutluyum yani. 20 kiloyu yani. ilk aylarda mı verdiniz? Yok ben çok yavaş yavaş, yavaş yavaş derken ilk iki ay çok biraz hızlı gidiyor. Ondan evet, sonra zaten. Sonra yavaş yavaş. E, tabii bunun hocam. yanında bir diyet de yaptığınız zaman zaten evet. daha keyifli oluyor. Yani e, tüm hastalarımızda da sizdeki başarıyı yakalamayı isteriz tabii. Evet. Hocam. Ben, çok mutluyum yani. Biz de izleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmış olalım. Genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Ömer Avlanmış konuğumuz. Obeziteyi konuşuyoruz. Ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Mide balonu şu andaki konumuz. Ama eğer sizin de sorularınız varsa ekranlarınızdaki sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı gönderebilirsiniz efendim. Devam edelim o zaman. Ee, sorularımız da gelmeye devam ediyormuş. Hemen döneceğim ona da. Herkese mide balonu uygulanır mı? Hayır, uygulanmaz. E, mide balonu uygulanması için belli kriterler var. E, öncelikle hastanın 18-65 yaş e, yaş sınırında olması gerekir. 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olması gerekir. E, mide balonu uygulanmadan önce e, hastaya mutlaka gastroskopi işlemi yapıyoruz. Midesinde ülser, e, yara, mide fıtığı dediğimiz ileri reflü hastalığı ee, ileri derece var mı? Yemek borusunda çeşitli hastalıklar, ülser, yara gibi hastalıklar var mı? Veya midesinde anatomik bir takım farklılıklar var mı? Bunlar olursa mide balonu uygulaması imkansız. Yapmıyoruz. Evet. Ee, bunların olmadığını görmek için de öncelikle bir gastroskopi. Aynı seansta hastaya endoskopi işlemi uyguluyoruz. Daha sonra uygunsa mide balonunu Kardiyak problemleri olanlarla ilgili bir sıkıntı var mı hocam? Yani onu e, ameliyat öncesi değerlendirmelerimizde kar ekibimiz görüyor, kardiyologumuz görüyor. Eğer hastanın bir kardiyolojik problemi varsa e, anestezi buradaki önemli olan risk sedasyon Sede. işlemi. Buna kardiyologumuz onay verirse anestezi doktorumuz işlemi uyguluyor. Kimlere uyguluyoruz? E, Öncelikle obezite cerrahisi sınırına ulaşmamış vücut kitle indeksi 26'nın üzerinde olan obez hastalarda yani henüz cerrahi sınırına gelmemiş hastalarda balon uygulanabilir. Hocam bununla ee, ilgili bir sosyal medya sorusu vardı hemen arada onu e, sormak istiyorum. Mide balonu taktırmak için kaç kilo olmak gerekiyor? Vücut kitle indeksine göre mi karar veriliyor? Maksimum kaç kilo veriyor yaptıran kişi diye izleyicimiz sormuş. Evet e, güzel soru. E, Vücut kiloya göre karar verilmiyor, vücut kitle indeksine göre karar veriliyor. Genelde Nedir? biz 27 alt sınır, vücut kitle indeksi 27'nin üzerinde, özellikle yanında sistemik hastalığı varsa diyabet, hipertansiyon gibi, onlar da uygulanıyor. Veya vücut kitle indeksi 50'nin üzerinde, çok süper morbid obez dediğimiz e, cerrahisi çok riskli hastalarda cerrahi öncesi hastalara 20-30 kilo verdirmek için uyguluyoruz. Veya e, cerrahi düşünmeyen, cerrahinin bir takım risklerinden çekinen hastalarda e, cerrahi alternatif bir tedavi e, olarak sunuyoruz. Yani mide balonu ben 3 kilo vereyim, biraz formuma geleyim, 5 kilo vereyim şeklinde uygulanan keyfi bir uygulama değil. E, her ne kadar cerrahi işlem olmasa da e, sonuçta bir girişimsel bir işlem, riskleri olan bir işlem az da olsa. E, belli kriterler var, bu kriterlere uymak gerekiyor. Kilo olarak... Hastaların fazla kilolarının yaklaşık yüzde 45-50'si verilebilir mide balonuyla. Yani bir rakam belirtmek çok doğru olmaz. Hastanın vücut kitle indeksine göre 35-40 kilo veren hasta da olabilir, 20-25 kilo veren hasta da olabilir. Ama bizim hedefimiz hastanın fazla kilosunun en az yüzde 45-50'sini hastaya mide balonuyla kaybettirmek. En büyük hedefimiz o. Evet. Bir de iyileşme sürecinden bahsedelim evet. hocam. Sonrasında hastayı neler bekliyor? Evet, mide balonu yaklaşık 20 dakikalık bir işlem takılma süresi. Daha sonra 3-4 saat hastane şartlarında hastayı izliyoruz, sıvı tedavisi yapıyoruz, ilaç tedavisi yapıyoruz. 4 saat sonra hastayı evine gönderebiliyoruz. Bu aşamada ilk 3 gün hastanın başına gelebilecek veya karşılaşabileceği sorunlarla hastayı bilgilendiriyoruz. İşte mide krampları, bulantı kusmalar olabileceği, bir mide ağrılarının olabileceğini belirtiyoruz. Bunlara karşı ilaçlarını hastanın işte mide koruyucusunu mutlaka kullanması gerekiyor. Kramp giderici ilaçlarını, yeterli sıvısını alması gerekiyor. Bunlarla bilgilendiriyoruz. Yani mide balonu takıldığı gün hasta evine gidebilir. Bir diyet süremiz var. Bu da bizim obezite cerrahisi diyetlerine kısmen benzer. Sıvı. Evet ilk 15 gün sıvı diyetimiz, sonraki 15 gün püre tarzı beslenmemiz olacak. Daha sonra yavaş yavaş katı gıdalara geçiyoruz. Yani hastanede yatmayı gerektirmeyen bir işlem. Çıkarılması veya şişirilip indirilmesi de aynı şekilde 20 dakikalık hastanede yatmayı gerektirmeyen. Özellikle çıkarılması, çıkarıldıktan sonra hasta zaten aynı gün e, normal hayatına, beslenmesine dönebiliyor. E, yani hastane süresi kısa olan çok invaziv bir işlem olmayan güvenli bir yöntem mide balonu. Evet. Kesinlikle güzel. Evet çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Ben yani e, günümüzün büyük <laughs> problemi obeziteyi konuştuk evet. sizinle gerçekten sosyal medyadan da e, birçok soru geldi. İnşallah bir dahaki gelişinizde de evet. e, daha detaylı e, anlatacağız değil Cerahi mi Cerrahi Ameliyaksız... seçeneklerine tek tek e, evet. açıklamaya çalışacağım. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ömer avlanmış konumuzdu.